Merhaba, iyi pazarlar. Garanti Bankası günlük grafik. Yani düşen trendi takip ediyorduk. Ona geçen hafta bir temas olur mu? Çok da yakındı yani temas etmesi. Geçen haftaki videoda 19.20 şuradaydı kapanış olarak. Tam 20'yi bir bulalım. Biraz açayım. Evet. Neredeymişiz? 9.37. Şimdi geldik, bu hafta bol bol kafamıza vurduk kırmızıya. Ya olumlu bir trend devam ediyor garantide. Bakın şu kırmızı bozulmadıktan sonra hemen en altı söyleyeyim en başta. Yani 8.60 civarları kırılmadıktan sonra hala da bu trendin kabul ettiğini, yukarı yönlü trendin devam ettiğini kabul ederiz. Dolayısıyla 8.68 civarları izlenecek en düşük nokta şu anda. Onun dışında 9 lira desteği izlenebilir veya yani çok da yukarı şey yapma. 8 güne çok önem vermemek lazım ama çok böyle marjlı işlemlerdeyseniz 9.30 civarları, 9.39 civarları da izlenebilir. Ama o dediğim gibi yani çok opsiyon piyasalarında falan böyle kaldıraçlı işlemlerdeyseniz takip edebilirsiniz. Olumlu bir tablo var. Bu olumlu tablo sürüyor. Artık bir Golden Cross da burada başlıyor arkadaşlar. Yani bu hafta o Golden Cross başlar. Golden Cross'lar, Dead Cross'lar bunları böyle tane çok şey anlatmayayım ama bir saat uzun uzun anlatmayayım. Özellikle orta ve uzun vadeciler için, orta vadeciler için diyelim daha çok anlam taşıyan kesişimlerdir. Yani 50 gün, 200 günü artık alttan delmek üzere. Yani pazartesi veya salı muhtemelen buradaki kesişim oluşur artık. Önemli. Yani her ne kadar olsa önemli bir kesişimdir Golden Cross'lar. Dirençteyiz. Artık bu 9.60'ın üstüne, 65'in üstüne kapanışlar bizi muhtemelen 10.16, 10.20 civarlarını oradaki dirence doğru götürebilir. Bunu da izle. Bu hemen 1-2 günde olur anlamında almayın. Bunu da izlemek lazım. Dolayısıyla artık bir yukarıdaki direncimiz bu kırılım olursa burada ki güzel de bir momentum var yani onu da söyleyeyim. Dediğim gibi 10.30'a doğru bir hareket arkasından takip edilir. MACD sat verdi. Mi bir dakika bir bakayım. Yani bir kırmızı koymuş ama ya bir sat anlamında bu önemli mi? Yani destekler kırılmadıkça MACD'nin sat vermesinin bir önemi yok. Yani bir soğuma da olabilir. RSI olumlu alanda kalmaya devam ediyor. Güçlü. Yani bakın nereden beri? Şurada Ağustos'un başından beri, ikisinin üçünden beri RSI hala çok olumlu bir alanda. Dolayısıyla orada kalmaya devam ediyor. O da pozitif. Şimdi Yapı Kredi Bankası ile alakalı bir video çektim. Orada böyle bankacılık hakkında işte kurdu, şuydu, buydu bir ton bir şey anlattım. Yani CDS'ler falan. Onu ya, isteyen varsa bilmiyorum. Ben aklıma gelirse şu ekranın bir yerlerine koyarım o videoyu da Yapı Kredi Bankası'na. Çünkü bankacılığa bakıştı aslında o video. İsteyen varsa onu da izleyebilir. Burada tek negatif demeyeceğim ama yani olsa iyi olur dediğim şey CDS primleri düşmüyor yani yeteri kadar. Gerçi 370 küsürleri gördük Cuma kapanışında yanlış hatırlamıyorsam 370 küsür yani uzun zamandır 380'in altına düşmüyorduk. Düştü mü diyelim demeyelim mi onu tam şey yapamadım kestiremedim şu an yani 380 hala çok yüksek 370'ler de çok yüksek. Özellikle CDS primi düşmeye başlarsa burada hareket daha uzun sürebilir bankacılıkta. Kurda da çünkü kur olarak da TL'de biraz değer kazanır kazanmaya devam eder biraz daha kalıcı bir hareket görebiliriz. Onun için CDS primleri de hangi bankada olursanız olun. Gerçi hangi bankada olursanız olun demeyeyim de Garanti, Yapı Kredi, İş veya Akbank'taysanız özellikle bu CDS primlerini de takip etmenizi tavsiye ederim. Ya 200'ün altına gidiş olursa arkadaşlar bu 12.56 kırılmaması için bir neden yok. Yani özellikle 200'ün altında CDS primi okuyabilirsek. O yabancıların da çünkü gelmesine neden oluyor ve bunları yabancılar çok kolaylıkla harekette ettirebiliyor. Bunların dışında da önemli bir şey yok. Şöyle hacimlere bakıyorum. Orada acaba bir şey var mı diye. Orada da yok. Yani dengeli bir hacimle hala devam etmeye çalıştım. Biraz çekilmiş hacimler. Tabii şu 9.60'lar karın ağrısı oldu. Orada biraz alıcılar beklemeye geçti ama olumsuz bir hacim demeyelim buna. Ama biraz daha tabii hacmen 170 milyonun üstüne güçlenirse alıcılı bir tabloda iyi olur. Yani o direnç kırılırsa eğer mesela kırıldığında da bakabilirsiniz. 170'in üstüne bir hacim, 170 milyonun üstüne mutlaka görmek lazım. Daha inandırıcı olur. Herkese iyi akşamlar.